Merhabalar yine bir eğitim dersiyle beraberiz. Bu dersimizde KPSS'nin en çok soru getiren, getiren konularından biri olan öğretim yöntemi ve teknikleriyle ilgili branş denemeleri çözeceğiz. Artık bu saatten itibaren sürekli branş denemeleri çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk denememize başlıyoruz. Değerli öğretmen Türkçe dersinde şimdiki zaman konusu işlerken önce konuyla ilgili tanımları vermiş. Daha sonra genel ilke kural ve kavramları anlatmış. En sonunda da ayrıntılı bilgiler ve örnekler vermiştir. Buna göre değerli öğretmen bu derse aşağıdaki öğrenme, yaklaşım ya da kavramlarından hangisine uygun olarak yapmıştır? Zaten üç türü vardı. Sunuş yolu, buluş yolu ve araştırma, incelemeye dayalı vardı arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken derya öğretmen önce konuyla ilgili tanımları vermiş, daha sonra genel ilke ve kuralları ve kavramları anlatmış, en sonunda ise örnekler vermiştir. Arkadaşlar sunuş yolunun Önemli özellikleri şunlardı. Sınıfın kalabalık olduğu, zamanın kısa olduğu durumlarda ve ekonomiklik ilkesine göre hareket eden bir uygulama olacaktı. Bundan dolayı cevabımız sunuş yolu olacaktı. Buluş yolu öğrenmede daha kalıcı etkiler sağlar fakat uygulanması zordu. Bunları da hatırlatmış olalım. Evet, ikinci sorumuz Sosyal bilgiler öğretmeni çevre kirliliğini ele alırken önce okulun bulunduğu Sokağın daha sonra mahallenin ilin kirliliğinden bahsederek dünyayı tehdit eden çevre kirliliğini anlatmıştır. Buna göre sosyal bilgiler öğretmeninin kullandığı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar önce öğretmen okulun bulunduğu sokağa daha sonra okulun bulunduğu mahalleyi daha sonra okulun bulunduğu mahallenin hangi ile ait olduğunu bahsederek böyle yani yakın mesafeden uzak mesafeye doğru bir genelleme yaparak anlatmış. Bu yakından uzağa olduğunun bir göstergesi olacaktır. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Temel beceriler, üst düzey düşünme becerileri ve kişilik özellikleri yönüyle bireyin kendini sürekli yenileme ihtiyacı içinde hissetmesi, kendi potansiyelini fark edip buna göre yaratıcılığını geliştirmesi ve öğrenmeyi öğrenmesine bağlı olan model aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar cevaplara baktığımızda yaşam boyu beyin temelli tam öğrenme, kuantum ve etkili öğrenme var. Burada bizim edeceğimiz bazı şıklar var. Kuantum, etkili ve tam öğrenmeyi silebiliriz. Beyin temeli ve yaşam boyu öğrenme arasında gidip gelebilirsiniz veya farklı şıklar arasında gidip gelebilirsiniz ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir kısım var. Şurada arkadaşlar bireyin kendini sürekli yenileme ihtiyacı içinde hissetmesi, kendini sürekli yenilemek güncel olmakla alakalı. Güncel olmak demek de yaşam boyu öğrenmeyle arkadaşlar aynı anlama gelecektir. Cevabımız A olacaktır. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Üniversiteye giriş sınavları kaldırılmalıdır görüşünü savunmaktan çok durumun çeşitli açılardan görülmesini sağlamak amacıyla tüm sınıfı tartışmaya katan öğretmen öğrencilerin fikirlerini değiştirebileceğini de söyler. Zaten bir sorunun cevabını görmüş olduk. Fikir değiştirme nerede vardı arkadaşlar? Tabii ki de görüş geliştirme. Hatta ben bunu böyle kodlamışım. Görüş geliştirme görüş değiştirme aynı şey olacaktı. Cevabımız görüş geliştirme olacaktır diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Evet. Bir Milli Eğitim Müdürü kurumda çalışan 10 yıllık bir memuru bilgisayardaki yeni bir programı kullanamadığından dolayı alt bir göreve almıştır. Milli Eğitim Müdürünün memuru alt göreve almasının nedeni memurun hangi öğretim yaklaşımını gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Evet bilgisayar destekli öğretim uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, internet tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme demiş. Şimdi arkadaşlar burada çeldirici bir cevap olan bilgisayar destekli öğretim. Hani işte bilgisayarla alakalı olduğunu düşündüğümüz bir durum olabilir. Ama burada memur kendini güncellememiş, kendini yenilememiş, kendini yenileyememiş olduğu için ve güncel olmadığı için bu da yaşam boyu öğrenmeyle alakalı olacaktır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Devam edelim. Evet. Aşağıdaki yöntem tekniklerden hangisini kullanması Sibel öğretmenin amacına daha çok hizmet eder? İlk öğretim birinci sınıf öğretmeni Sibel Hanım öğrencilerine sırasıyla e, L, A, T seslerinin yazılışını öğretmek istemektedir. Şimdi Sibel öğretmen bunları hangi yöntemi kullanırsa daha çok öğrenciye hitap etmiş olur demiş arkadaşlar. Hangisini kullanırsa öğrenci daha çabuk öğrenir, daha etkili öğrenir. Yaratıcı drama demiş gösteri, örnek olayı olay gösterip yaptırma ve gözlem var. Arkadaşlar bir şeyi öğretmek istiyorsanız Öncelikle onu kendiniz gözler önünde yapıp daha sonra inceliklerini öğretip daha sonra yapmanızı yapmasını beklerseniz daha etkili bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz. Dolayısıyla cevabımız gösterip yaptırma yöntemi olacaktır diyoruz. Devam edelim. Evet, yedinci soru. Öğrencilerin zıtlık içeren düşüncelere sahip olabileceğini, bu düşüncelerin ortaya çıkartılması gerektiğini ve öğrencilerin düşüncelerinde değişiklik yapılmasına imkan tanınmasının önemli olduğunu belirten bir öğretmenin aşağıdaki yöntem tekniklerinden hangisini kullanması daha uygun olur demiş arkadaşlar. Yine bizim burada dikkat etmemiz gereken kelimemiz şu. Öğrencilerin düşüncelerinde değişiklik yapılmasına imkan tanınması. Öğrenciler görüşlerini değiştirebilir. Görüş geliştirme, görüş değiştirme cevabımız görüş geliştirme olacaktır diyoruz ve devam ediyoruz. Bildiğin en iyi şey aslında hiçbir şey bilmediğimdir. Anlayışına dayalı olarak ve bildiğim her şey doğuştan aklımın içindedir. Zamanı geldiğinde ortaya çıkar anlayışından hareketle ironi ve doğurtmaca. Bitti. İroni ve doğurtmacayı gördüğün takdirde zaten cevabı tahmin ediyorsun. Bu hangi öğretim tekniğidir? Arkadaşlar, tabii ki de Sokratik tartışma, değil mi? İroni, alayısı ve doğurtmaca yani buldurmaca tekniğine dayalı. Önce öğrenci şüpheye düşürür, kendi bildiğinden şüpheye düşürür. Daha sonra ona doğru cevabı buldurur, doğru mu? Bu Sokratik tartışma olacaktır diyoruz ve devam ediyoruz. Öğretmenlerin derse kullanacakları yöntem ve teknik seçimlerini etkileyen en önemli faktör hangisidir? Arkadaşlar bu soru aslında biraz program geliştirmeyle dersi da alakalı. Şimdi yöntem ve teknik seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör tabii ki de arkadaşlar kesinlikle öğretimin hedefleri olacaktır. Öğretim hedefleri birinci derecede dikkate alınması gereken faktör olacaktır diyoruz. Evet. Melike öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Melike öğretmen gerçek yaşamla ilişkili bir problem senaryosunu öğrencilerle paylaştıktan sonra öğrenciler gruplar halinde tartışarak çözüm senaryoları oluşturmuştur. Şimdi arkadaşlar bakın bu parça okuduğumuzda gerçek yaşamla ilgili bir problem senaryosunu öğrencileriyle paylaşıp bununla ilgi ders yiyecek. Şimdi bizim burada aklımıza getirmemiz gereken en önemli kavram hatta tek getireceğimiz kavram direkt örnek olay yöntemi olacak. Çünkü örnek olayda gerçek veya gerçek yaşamda yaşanmış bir olayın sınıf ortamına getirilerek aktarılmasıyla işlenecek. Doğru mu? Cevabımız örnek olay yöntemi olacaktı. Arkadaşlar doğru ve yanlışlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Öğretim yöntemi ve teknikleri alakalı denemelerimiz devam edecek. Takipte kalın.